Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle yine çok eğlenceli bir videoyla da karşınızdayım. Bugün evden çıkmadan dünya starlarının Instagram'larını kopyalayacağız. Ya anlamıyorum, koronavirüsü sadece bana mı var? Tamam dur, çok yoruldum. Bir Aleyna'nın bu kadar belirgin bukleleri yok. Ve Kylie bu fotoğrafta poposunu gözümüze sokuyor. İlk olarak Aleyna Tilki'nin fotoğrafını kopyalayacağız arkadaşlar. Listemizdeki tek Türk isim Aleyna Tilki. Beni eskiden beri tanıyanlar bilir, ben Aleyna Tilki'yi gerçekten çok severim. Fotoğraf olarak da Aleyna'dan bu fotoğrafı seçtik. Nispeten kolay bir fotoğraf ama ikonik de bir fotoğraf ve üzerindekileri kolayca bulabileceğim bir fotoğraf. Düşündüğümüzde eminim hepinizin evinde bir kot gömlek, bir jean vardır. O yüzden direkt bu fotoğrafını seçtik. Bakalım nasıl olacak, aynısını yapabilecek miyiz? Aleyna'nın kıyafetleri için hiç alışveriş yapmama gerek kalmadı. Çünkü kombini gerçekten çok basit ve evde olan kıyafetlerimden de bir tane bu şekilde kot gömlek. Zaten aynısı bence, gerçekten çok benziyor. Bir de aynı renk bir kot pantolona ihtiyacım var. Zaten kot pantolon da herkesin evinde olan bildiğiniz jean yani. Ve aynı rengi de tutturdum bence. Bunları birlikte kombinleyeceğim. Şimdi gelelim saçlara. Aleyna'nın saçları için elimde iki tane peruk var. Videolar sağ olsun elimde bu tarz bir sürü peruğum var ve bunun için de yine alışveriş yapmama gerek kalmadı. Bu Her Şey Beyaz videosundan beyaza dönen bir sarı. Bunu da en son Müge Anlı kullandı. Gerçekten görüyor musun? Bir peruk hem Müge Anlı olarak iş görebiliyor hem de Aleyna Tilki olarak iş görebiliyor yeri geldiğinde. Bir deneyelim bence birlikte. Kıyafetlerimi de giyeyim, bu arada öyle deneyelim. Kombin gördüğünüz gibi hiçbir olayı olmadığı için bence aynısı oldu. %100 başarılı bir şekilde evdeki imkanlarla Aleyna'nın kombinini tamamladım. Şimdi sıra geldi saçlarımıza. Ya arkadaşlar, saçlarımı da kestiremiyorum, biliyorsunuz kuaförler kapandı. Saçlarımın uçları kırık kırık. Benim saçlarımı kestirme vaktim geldi aslında ama İşte kesemiyorum. Yakında bir evde saçlarımı kestim videosu da gelebilir yani her an. Şimdi benim favorim olan peruğumuzu bir takalım. Ama takmadan önce bir taramak istiyorum. Çünkü kimlerin kafasına girdi bu peruk. Bir de Aleyna'nın bu kadar belirgin bukleleri yok. Taradığımızda bu bukleler de açılacak. Şu örgüleri açarsak da peruğun olayı bozulacak. Ben bu saçı çok yukarıdan topladım içimde. Böyle olmaması gerekiyordu. Bir dakika, bu ilk başta böyle biraz garip gözüküyor. Daha sonra kafaya oturduğunda gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ay çok güzel oldu. Ya bakın, tonu aynı. Şu saçımı biraz aşağıdan toplarsam olacak. Çok yukarıdan topladığım için şurada bir potluk var. Bence tonu Aleyna'nın saç renginin tonunun aynısı. Sadece Aleyna'nın bu örgüleri yok. Ama örgüleri açarsam da peruğun şekli bozulacak. Ne yapsak bilemedim. Şimdi diğerini de deneyelim. Ay çok güzel oldu ya. Sıra geldi diyen peruğumuzu. Onu da bir tarıyorum. O da çok çok karışmış. Bu da tam tersi. Hiç belirgin bukle yok. Posteki gibi duruyor birazcık. Burayı düzelteceğim yani. Buraya çok takılmayın. Şu kısmı yapıştıracağım zaten. Diğer perukta hiç öyle bir sıkıntı yok. Direkt doğal duruyor. Ay bilemedim. Bu da çok güzel. Tabii ki şekil bakımından bu. Ama renk bakımından diğeri bence. Ve bu çok soğuk kaldı. Bu da çok güzel oldu ama ben sarı perukta karar kıldım. Çünkü en azından tonu daha çok uyuyor ve taktığınızda gerçekten o Aleyna Tilki enerjisini hissediyorsunuz üzerinizde. Bunda öyle bir enerji almıyorum. Bundan daha çok Game of Thrones bence vibe'ı var bu perukta. O yüzden ben diğer peruğu takıyorum ve artık fotoğrafımızı çekmek için salona geçiyoruz. Arkadaşlar, kıyafetlerimi giydim, makyajımı yaptım, peruğumu taktım. Bence gerçekten Aleyna Tilki'ye benzedim. Şimdi gelin stüdyomuzu biz de hazırlayalım. Stüdyo dediğim nokta da burası. Bu çekimde bu arada bana sevgili kameramanım da eşlik ediyor. Diğer iki videoda yoktu. Şimdi lütfen koronavirüs adamı niye çalıştırıyorsun falan filan gibi şeyler yazmayın. Çünkü başkaları full ekibiyle birlikte video çekiyor. Asla kimse oraya yorum atmaz ama bunu ben yapınca eminim bunu yorumlara yazanlar olacaktır. Bu arada Aleyna Tilki'nin ben son şarkısını gerçekten çok beğendim, yalan. Ama herkes o videonun altına çok fazla kötü yorum bırakmış. Ben bunu birazcık şeye benzettim. Bu biliyorsunuz Killa Hakan'ın Fight Club şarkısı çıktığında da herkes kötü yorum atmıştı. Dalga geçmişti hatta ama bence o şarkı çok güzel bir şarkı ve zaman geçtikten sonra şarkının değeri herkes tarafından anlaşıldı. Bence Aleyna'nın yalan şarkısı da aynı bu şekilde olacak. Çünkü ben gerçekten çok sevdim. Sesini çok iyi kullanmış. Maalesef sosyal medyada böyle bir linç kültürü var. Bilmiyorum, bana karşı da böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat olsun. Sevenimiz de var. O yüzden gelin artık fotoğrafımızı çekmeye başlayalım. Pozumu ben yere yatarak vereyim. Müzik
Arkadaşlar şimdi biz birkaç tane bu saçta çekim yaptık. Fakat ben şunu fark ettim. Aleyna'nın saçları yüzüne düştüğü için daha farklı bir hava katıyor. Ben bu perukla burada örgüleri olduğu için yüzüme herhangi bir saç düşüremiyorum. Bence poz oluyor. Ben bir de gidip diğer peruğu deneyeceğim. Olmazsa onun rengi biraz beyaza kaçık. Ama ben onu Photoshop'ta sarıya döndürürüm. Gidip onu takıp geliyorum. Bunlar çok bukle kaldı çünkü sanki. Şimdi bence fotoğraflar oluyor ama Alina'nın üzerindekiler daha jilet gibi duruyor. Gömleği çok daha dar duruyor. Benim gömleğim çok daha bol gözüküyordu. O yüzden ben de gittim arkama bir tane bu şekilde toka tutturdum. Bu zaten fotoğraf çekimlerinde hep yapılan bir hiledir. Üzerime bağ otursun. Daha fit gözüksün diye. Pantolonumun da şu dizlerindeki kırışıklıkları birazcık aşağı indirmem gerekiyor. Çünkü onun pantolonu daha skinny bir pantolon. Benimki paçalara doğru biraz bollaşıyor. O yüzden fotoğrafta belli oluyor. Pantolonumu da bir güzel düzelteceğim. Şimdi tekrar fotoğraf çekimlerimize başlıyoruz ama olacak. Bu iş olacak. Arkadaşlar ilk fotoğrafımızı başarıyla tamamladık. Ben bayağı olduğuna inanıyorum. Tabii ki bunun daha çok Photoshop'luk işi var. Şu anda bakarak aslında çok fazla bir şey söylemek mantıklı olmaz. Sadece kıyafetler ve pozu başarıyla tamamladık diyebilirim. Artık ikinci fotoğrafa geçebiliriz. Aleyna Tilki'nin fotoğrafı arkadaşlar bu şekilde oldu. Photoshop'tan birazcık yardım aldık. Çünkü dediğim gibi, videoda da belirttiğim gibi bir stüdyo ortamında değiliz ve Aleyna'nın fotoğrafı stüdyoda çekilmiş. Birazcık saçlarda sıkıntı yaşadım. Benim iki tane aslında sarı peruğum vardı ama ikisi de maalesef Aleyna'nın saç kesimine çok fazla benzemiyordu. Aleyna'nın saçları kısaydı, benim saçlarım uzundu. Normal saçlarım da o kadar sarı değil zaten. Birazcık saçtan yana talihsizlik yaşadım ama bence pozum, bakışlarım genel olarak benzediğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka aşağıya yorum bırakın. İkinci ünlü ismimiz ise Gigi Hadid. Gigi Hadid'i gerçekten çok severim, çok beğenirim. Gigi Hadid'in de bu fotoğrafını seçtim. Üzerinde pembe bir tulum var ve nispeten gene kolay çekilebilecek bir poz gibi geldi bana. Çünkü evin içerisinde çekilmiş. Ben de genelde ev fotoğraflarını tercih ettim fark ettiyseniz. Bakalım neler yapacağım. Gigi Hadid'in fotoğrafı için bu pes pembe kıyafetleri giydim. Benim favori görüntüm kesinlikle bu oldu. Bu arada neredeyse aynısı oldu. Gözlüğünün askısına kadar var. Gözlüğümüz de çok benziyor. Onun sadece gözlük camları siyah. Ben bu pembe takıma bayıldım gerçekten. Çok sevdim. Aslında fotoğrafın bir de ayakları gözüken versiyonu var. Onun için de her şeyi ayarlamıştım. Terliklerimiz aynıydı. O fotoğrafı da yan tarafa koyarız. Fakat pozdaki tekli koltuktan benim evde yok. O yüzden onu yapmamız biraz imkansız. Şu şekilde elinde pembe bir gül tutuyor. Bende karanfil var. Ne yapalım ama yani o kadar olur. Photoshop'la olmazsa onu güle çevirebilirim ama benimki de karanfil oluversin yani. Sıkıntı yok bence. O zaman fotoğrafımızı çekmeye başlayalım. Bu fotoğraf çok profesyonel bir fotoğraf değil. Flash'la çekmişler. O yüzden biz de flash'la çekelim diyorum ben. Kıyafetler çok güzel ama pozumuz birazcık zor. Çok kötü değil abi. Hayır, eli bak yukarıda. Trajedi. O kadar trajedi olduğunu düşünmüyorum. Gösterelim. Yer değiştireceğiz bu arada arkadaşlar. Çünkü Gigi Hadid'in fotoğrafının hemen yanında bir kolon var. Ya da bir kapı girişi gibi bir şey var. Arkada da bir kapı gözüküyor. O yüzden biz de şurada fotoğrafı çekme kararı aldık. Şu fotoğraf için trajedi dedi kameramanım ama hayır, geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Ben o kadar trajedi olduğunu düşünmüyorum. Kutuduğum haftasında karanfil uzatıyor gibiyim birazcık ama. Benim fotoğrafım arkadaşlar bu şekilde oldu. Gerçekten poza bakıldığında çok kolay gibi gözüküyor ama telefonlarımızın şarjları bitti, flaşlarında bir sıkıntı oldu. Çünkü Gigi'nin fotoğrafı flaşla çekilmiş bir fotoğraf. Aynı zamanda onun ceketi birazcık daha oversize'di. Benim ceketimin ne düğmesi vardı ne önü tam kapanıyordu. Aynı zamanda tam onun ceketine benzeyen bir ceket bulmuştum aslında ama kargo firmalarındaki gecikmeden dolayı maalesef gelmedi eve ve elimdeki takımı kullanmak zorunda kaldım. Ne düşünüyorsunuz ama benim gerçekten üzerime giydiğimde en beğendiğim kıyafetlerden birisi oldu Gigi Hadid'in görünümü. Sıradaki ünlümüz Hailey Bieber, çiçeği burnunda evlimiz. Gerçekten Hailey Bieber'ın tarzını, stilini, Instagram'ını çok seviyorum. O yüzden bu seriye Hailey Bieber'ı da katmak istedim. Ama Hailey Bieber'ın Instagram'ına girdiğinizde yine ulaşılması birazcık zor
parçalarla karşılaşabiliyorsunuz bir Instagram kopyalamaya geldiğinde konu. Ben de en yapabileceğim fotoğraf bu olduğu için bu fotoğrafı seçtim. Bill Bieber'ın fotoğrafta kırmızı bir ruju var ve saçları toplu. Şimdi ben de saçlarımı toplayacağım. Saçlarım sarı değil. Bu sefer saçlarımın rengini değiştiremeyeceğim ama onun gibi bir kuyruk yapmak için böyle bir ek saçım var. Ben de saçlarıma at kuyruğu yapacağım ve bunu saçlarıma burada dolayacağım yukarıda. Daha sonra da kırmızı bir ruj süreceğiz. Zaten yüzü gayet fresh duruyor. Şu anda benim yüzümdeki makyaj gibi bir makyajı var. Ne yoğun kirpikleri var. Ben ilk olarak saçlarımı yapmaya başlamak istiyorum. Bana böyle saç hiç yakışmıyor. En son 5. sınıftayken yapıyordum. Burası sımsıkı. Ama arkası saçlarının buraları havalı gözüküyor. Evet, gayet yukarıdan bir kuyruk yaptım. Şimdi bu ek saçımı takacağım. Bunu da almıştım. Hiç kullanmak nasip olmadı. Bugüne kısmetmiş. Gerçekten evdeki imkanlarla yani saçların hepsi bu tarz peruklar vesaire hepsi evde vardı. Hiçbirini özel olarak sipariş etmedim. Şimdi buna kuyruğumun üstüne şurada bir tutam saç var. Onu da etrafına doluyorum ki ek saç olduğu anlaşılmasın. Ama Hailey'nin zaten saçında büyük bir toka var. Onu ben de takacağım. İnsanlar karantinanın kaçıncı gününde? 10. gününde falan mı? Benim 20-25. gün. Çünkü ilk vaka çıktığından beri neredeyse dışarı çıkmıyorum. O yüzden benim durumum hem daha bakayım hem de herkesten çok daha fazla alıştım şu anda. Ben böyle uzun zamandır evde oturuyorum. Ama görüyorum YouTube'da, sosyal medyada insanlar rahat rahat günlük işlerini halletmek için, videolarını çekmek için bu benim işim diyerekten rahat bir şekilde sokağa çıkabiliyor. Ve hiç yorumlarda da hani bu konuyla ilgili bir şey görmüyorum. Sanırım buna şaşıran bir tek ben varım. Anlamıyorum, koronavirüsü sadece bana mı var? Biz örnek oluyoruz sonuçta, ekran önünde insanlarız. Ya bu şekilde dışarı çıkarak, ne bileyim, birbirimizle buluşarak, video çekerek yani birbirimize örnek olamayız. Mesela sürekli evde çeken insanları görüyorum ve takdir ediyorum. Çünkü yapılması gereken bu. Bilmiyorum ya, bazıları da eski video deyip işin içinden çıkıyor ama dediğim gibi ilk defa taktığım için beceremedim arkadaşlar. Tamam, bence okey. Başka bir insana dönüştüm ama. Beğendim yani dönüştüğüm insanı da. Şimdi kırmızı rujumu süreyim. Bu arada bu korona mevzusunu takmayan birini daha biliyorum ben. Shawn Mendes'le Camila Cabello. Abi her gün dışarıdalar, her gün dışarıdalar. Ellerine bir de yalandan böyle fincan alıyorlar. İşte böyle fincanlarını evden alıp sürekli sokaktalar, sürekli geziyorlar. En son gene gördüm, bu sefer de bisiklete biniyorlardı. Hacı Sabancı gibi kendi malikanelerinin içinde dolanıyor. Yok yok yok. Hayır. Sokaktalar. Adam elinden pazara bakmış. Sakin ol çemp, evdeyim. Adamın evi, adam zaten semti kapatmış. Aynen. İşte dünyada bu kadar zenginleşme olduğu için bence böyle krizler yaşıyor. Kimsenin bu kadar zengin olamaması lazım. Bir insan 10 tane apartman dairesi oluyorsa o sistemde bir yanlışlık var demektir. Ben zaten arkadaşlar gerçekten bu korona mevzusu biter bitmez taşınma kararı aldım. Ev ve duvarlar üzerime geliyor. Mümkünse, gerçekten mümkünse bahçeli bir ev istiyorum ama zor. En azından güzel bir manzarası. Duygu Özeslan gibi bir rezidansa çıkaydın. Duygu Özeslan görmüyor musun? Sürekli rezidansta manzara şey rezidanslar da aslında. Bir buzdolabı fotoğrafı atmış, badem sütlerini sıraya dizmiş. O badem sütlerinin üst üste koysan hepsi askeri ücreti geçiyor. Bunları koyma. Niye niye? Bu ne rezaletin bini bir paraya. Makyajımı yaptım arkadaşlar. Saçlarımı da yaptım. Tokası Hailey'nin mavi değil. Ben onu Photoshop'ta siyaha döndüreceğim. O çok kolay yani zaten. Elimde siyah toka yoktu. O yüzden bunu taktım. Şimdi de size full kıyafetlerimi göstereceğim. Ve artık fotoğraf çekimine başlayacağız. Şimdi fotoğrafımız için her şey hazır. Aslında bütün kıyafetlerim neredeyse aynı. Sadece dediğim gibi pantolonun modeli birazcık tutmuyor. Ama ayakkabılarım arkadaşlar aynısı. Bunları geçen sene tam da bu zamanlar İtalya'dan, Milano'dan almıştım. Şu anda Milano'nun durumu malum. Gerçekten baktıkça üzülüyorum. Bunları şimdi evde giyeceğim ama yıkadım, temizledim burada fotoğrafı çekebilmek için. Saçlarım, tipim. Hiç sevmediğim bir kız tipine benzedim. Yani Hailey olmadım. Çok koyu renk olduğu için... Ay o ne vardı? Örümcek gördüm zannettim. Bakalım artık Photoshop'la. Biraz Photoshop'a fazla mı iş bırakıyorum ama... Artık çekimlerimizi yapmaya başlayalım. Yine bu duvarın önünde fotoğrafımızı çekmeye çalışacağız. Ben ayakkabılarımı giyiyorum. Tamamdır, çok yoruldum.
Arkadaşlar Hailey Bieber'ın fotoğraflarını çektik. Ben bayağı memnun kaldım sonuçtan gerçekten. Bunu şu anda arkasına Photoshop yapmadan bile ben şu an evde çekilmiş haliyle Instagram'a atarım, o kadar söylüyorum. Gerçekten normalde bu saçları, küpeleri kendime hiç yakıştırmamıştım ama demek ki neymiş, doğru poz, doğru açı, her şeymiş. Gerçekten çok güzel çıkmış. Zaten göreceksiniz, Photoshoplanmış ve son halisiz. Benim fotoğrafım arkadaşlar bu şekilde oldu. Yine Photoshop'tan birazcık yardım almak zorunda kaldım. Çünkü Hailey bu fotoğrafı yine bir stüdyoda çekmiş. Ben de öyle full turuncu arka planı tabii ki Photoshop'tan yardım olarak yaptım. Ama gerçekten fotoğrafı çekerken ilk giyindiğimde ben fotoğrafın bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Çünkü o saçı, o küpeleri kendime hiç yakıştırmamıştım. Kırmızı ruj, o halka küpelerle bu şekilde güzel çıkmış olmasına gerçekten şaşırdım ve çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Son ünlümüz arkadaşlar Kylie Jenner. Kylie Jenner'ın şu anda sağda görmüş olduğunuz fotoğrafını seçtim. Kylie burada nispeten çok daha basit giyindiği için bu pozunu seçtim. Üzerinde beyaz bir tulum var. İlk başta böyle beyaz pantolon, beyaz sweatshirtle de kombinlendiğinde bence çok dikkat çekmez diye düşündüm. Fakat fotoğrafın bir starı var. Kylie'nin poposu. Onu hiç hesaba katmamıştım. Bakalım onu nasıl tamamlayacağım. Şimdi arkadaşlar Kylie'nin makyajını yapmak için oldukça yoğun kirpiklere ihtiyacımız var. Normal bir zamanda olsaydı asla kirpik takmazdım. Çünkü bende de hep ipek kirpik oluyor. Ama bir önceki fotoğrafta bahsettim biliyorsunuz. Kuaförlerin yanında bu kirpikleri yapan yerler de kapandı haliyle. O yüzden kirpiklerimi de yaptıramıyorum şu anda. O nedenle ben normal kirpik takacağım bu defa. Bir de aynı zamanda böyle dışarıya doğru taşan bir de bir eyeliner var. Kirpik diplerimi dışarıya doğru uzatıyorum. Kylie Jenner arkadaşlar bilmiyorum geçen gün storylerini gördünüz mü? İşte ben de evdeyim. Zaten hamileyken de full hamilelik sürecimde de hep evde oturdum gibi storyler atmış. Daha sonra evini bir gösterdiler. Evlerinin içerisinde basketbol sahası var. Yapay göl var. Yani evinin içerisinde bir mahalle sığar. Ben bu videoda sürekli şey yapıyorum ya. Servet düşmanlığı yapıyorum. Ve lip balm sürüyorum. Ve daha sonra kirpikleri takma işlemine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi eyeliner'ımı sürdüm, kirpiklerimi taktım. Artık Kylie Jenner'ın bir imzası biliyorsunuz, dudakları. Bol taşırarak kalemle birlikte mat bir ruj sürmüş bu fotoğrafta da yine. Ben aynı şeyi yapacağım. Gerçekten mat ruj hiç sevmiyorum yani. Dudaklarıma bakın ne kadar kuru gösterdi. Artık arkadaşlar makyajımı tamamlıyorum. Havalı bir saç modeli yapmaya çalışacağım şimdi. Hadi bakalım. Çok beğendim. Arkadaşlar Kylie Jenner görüntümü tamamladım. Bence benzedi, hatta en benzeyen görünümlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Makyajla da uğraştım. Kıyafeti de onun full beyaz. Ama bir şeyimiz eksik. Neyimiz eksik? Meşhur Kardashian popomuz yok şu anda. Ve Kylie bu fotoğrafta poposunu gözümüze sokuyor. Benim de o yüzden bir popoya ihtiyacım var. Ben de ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Elimde gördüğünüz gibi elyaf bir yastık var. Bu yastığın içerisindeki elyafları popoma dolduracağım ve Kylie'nin poposunu elde etmeye çalışacağım. Sonuçta onların da poposu doğal değil. Ben de şu anda doğal olmayan bir görüntü elde edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Eğer gerçekten şu an imkanlarımız olsaydı, bu arada biliyorsunuz bir markada satılan bir popo var. Onu alırdım. Ama maalesef onu bulamadım. O yüzden evdeki imkanlarla şu an kendime bir popo yapacağım. Ben hemen gidiyorum. Çok merak ediyorum sonuç nasıl olacak? Nasıl olmuş? Bakın yanda güzel duruyor. Kylie böyle poz vermiş. Bu şekilde de belli oluyor popomun büyük olduğu. Yanlara doğru da mı büyütseydim acaba? Ama bu da aklınızda bulunsun. Evde fotoğraf çekim mi yapmak istiyorsunuz? Poponuzu mu büyütmek istiyorsunuz? Hemen açın bir yastığı. Doldurun poponuza. Gerçekten bugüne kadar kanalda vermiş olduğum en iyi tavsiye ya. Boynum tutuldu. Boyun fıtığı. Arkadaşlar benim fotoğrafım bu şekilde oldu. Gerçekten bu fotoğrafı çekerken bu kadar zorlanacağımı asla düşünmezdim. Kylie nasıl bir duruş, yani o nasıl durmuşsun öyle ben anlayamadım.
Ben de kendimi esnek zannederdim. Ama gerçekten boyun fıtığı, bel fıtığı, yani kalça çıkığı, bütün bu ortopedik hastalıkları aynı anda yaşadım. Fotoğrafta oldu mu? Size bırakıyorum. Yani kıyafetler evet, bir de oraya popo falan yapmaya uğraştım biliyorsunuz. Popom birazcık yassı çıkmış, eğri çıkmış. Onu ama ben tabii ki Photoshop'ta düzelttim. Ama yine de Kylie'nin poposu gibi olmadı. Hani ben birazcık çıkık olsun diye şey yaptım, ekleme yapmıştım ama Kylie'nin yanlara doğru da biraz geniş. Beli de çok ince. Birazcık evet, o Kardashian poposu efsanesi doğruymuş yani. Ne yaparsan yap o görüntüyü yakalamak biraz zorluyormuş. Siz yorumlarınızı bırakın. Sizce olmuş mu? Ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar, benim videom bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim gerçekten çekerken, yaparken en keyif aldığım video serilerinden birisiydi bu. Normalde bu videolar için biliyorsunuz birçok yere gidiyorduk, birçok uğraş veriyorduk. Ama şu an içinde bulunduğumuz durum yüzünden bugün bütün fotoğrafları evde çektik. Ne düşünüyorsunuz? Fotoğraflar güzel olmuş mu? Mutlaka en beğendiğiniz fotoğrafı aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda bu fotoğrafları Instagram'da da paylaştım. Detaylı olarak incelemek isterseniz Instagram'a da hepinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.